Emekli maaşları konusunda düşünceniz nedir? Kanaat olmazsa ne olursa olsun ise 10 milyar al. İnsan oldu kanaat olmazsa 10 milyar ver, 10 milyar yer. 5 milyar ver, 5 milyar. Allah kanaat versin. Bu önemli olan budur ya. Şimdi herkes zengin gibi yaşarsa bağdaki yüzümü kimse öğretmez. Herkes boyuna göre ayağını yorgan uzayacak ki ayaklar dışarıda kalmayacak. Biliyorsunuz şu anda Mehmetçik Suriye'de. Bu son harekatla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Mehmetçiğimizin Allah korusun onları. Ondan sonra hükümetimizin yanında olsunlar. Peki tüm siyasetçiler gerektiği kadar Mehmetçiğimize destek veriyor mu? Ne diyorsunuz? Yani iki taraf olacaktır. Olması da doğaldır bence. Yani eleştirenler de olacaktır, yanında olanlar da olacaktır. Ama hani bu saatten sonra kimsenin artık bir söz söylemeyip destek vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum ben de işime. Katılıyorsunuz. Evet. HDP'nin tavrı için ne düşünüyorsunuz? HDP'yi ben bir siyasi parti olarak görmüyorum, tanımıyorum da. O yüzden onun tavrını da düşünemeyeceğim yani. Mecliste ortalığı birbirine karıştırdılar biliyorsunuz. Niye bu onların operasyon yapıldı? Onların mecliste olmamaları gerekiyordu şimdiye kadar. Şu anda meclisteler maalesef. Hani daha önce uygulanan şeylerin, yaptırımların onlara uygulanması gerekiyordu diye düşünüyorum. O yüzden onların tavırlarını da tanımıyorum. İşte görüyorsunuz ortalığı. Evet. Yahudiler her tarafta kol geziyor. İçimizde, dışımızda. İnşallah Cenab-ı Allah askerimizi zaferle muzaffer eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Melek ordularına inşallah destek eylesin onlara. Amin. Ne diyelim başka? Emekli dualarına... misiniz? Yok, çalışıyorum inşallah. Çalışıyorsunuz inşallah. Peki Mehmetçiğimiz bu işi bu sefer de bitirecek Allah'ın izniyle. İnşallah her zaman biz Allah'a kul olursak Allah bize yollar açacak inşallah. Sıkıntı burada. Biz inşallah dinimizi yaşarsak Allah bize yollar açarım diyor. Meslek ne Hacı abi? Ben kamuda çalışıyorum işte. Kamuda çalışıyorsunuz. Peki. Hı-hı. Kamuda çalışanların emekliliği de iyi oluyor. Emekli TV biliyorsun bizim. Yani sıkıntı yok, her zaman iyi. Kanaatkar olmak lazım. Hacı abi sen ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Biliyorsun Mehmetçik şu anda Suriye'de. Evet. Allah ve yardımcısı olsun bizim Mehmetçiğimizin. Bizim dualarımız zaten Mehmetçiğimizin yanında. Bizi üzen tarafı bu safhada birlik ve beraberlik olamadığı. Yani dışarıdaki düşmanlar zaten bellidir. Onların düşünceleri, fikirleri, bizim memleketimizin üzerindeki oynadığı oyunlar belli. Ama bizim içerideki vurdum duymaz, Mehmetçiğimize bile destek veremeyen insanların bu vatanda yaşamış olması gerçekten çok üzücü bir şey yani. Peki bu anladığım kadarıyla bir kısım siyasetçilere bu sözünüz. Mesela PKK terör örgütünün arka bahçesi olan HDP'liler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dediler ki ya kardeşim bunun adı Barış Pınarı ama gözyaşlarından gözyaşlar akacak diyorlar. Bunların bu yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz Hacı abi? Herkes kendi davası üzerinde mutlaka destek verecektir nihayet. O insanların tiniyet öyle olduğu için o insana destek vermek zorundadır. Çünkü o PKK'nın meclisteki olan şeylere, milletvekillere. Şimdi bizim bu taraftaki ne yapıyoruz? Bizim desteğimiz ne yani? Bizim ordumuza eğer destek veremiyorsak, biz o ordumuzun arkasında, devletimizin yanında olamıyorsak böyle bir ortamda yani biz ne zaman bir birliktelik yaşayacağız? Ne zaman biz bir olacağız, beraber olacağız? Yani benim üzüldüğüm taraf bu yani. Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ordumuzla ilgili bu son harekatıyla ilgili net bir açıklamasını duydunuz mu? Ya güven verici bir şey yok ki. Yani söylenen sözlerde hani bir ciddiyet, yani bir inandırıcılık yok ki. Yani karşı taraftaki insanlar hani böyle amalı, yani arkasında bir şeyler yatarak böyle hani destek veriyormuş gibi. Hani ne derler? Barışık duruyormuş gibi, küs durmak gibi bir şey yani. Bizim beklentilerimiz hani bugün işte dünya İslam ülkeleri veya dünyadaki mazlum, ezilen insanların Türkiye Cumhuriyeti hakkında yani o kadar olumlu şeyle baktıkları var. Herkes dua ediyor. Biz işin başka taraflarındayız yani. Üzüldüğümüz taraf bu ya. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu savaşla ilgili duruşuyla ilgili. Valla işte ikiye ayrıldı şu anda Türkiye'deki siyaset. Şu anda siyaset iki tarafta. Bir tane MHP artı bu yan taraftan bir AK Parti var. Diğer grup bir tarafta. Dirsek temaslarına devam ediyor. Şu anda yeni Meral Akşener biraz yön verdi. MHP'den dolayı, içerideki hükümlerden dolayı. Ne diyelim? Allah akıl fikir versin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Peki. Bu devlet gemi batarsa hepimiz batarız. Yani bu devlet batarsa hepimiz batarız. Selçuk Bey, hayat nasıl gidiyor?
Hayat herkesinki gibi gidiyor. Geçim durumu nasıl? Geçimi soruyorum. Geçim ve seçim ikisi bir arada kötü gidiyor yani. Neden abi? Çünkü Sümerlerden beri halk geçim sıkıntısı çekiyor. Yani 5000 yıldır. 5000 yıllık sıkıntıyı devam ettiriyor. Evet, yani. 5000 yıl önce de Sümer tabletlerinde peynirin pahalı olduğu yazıyordu. Ekmeğin pahalı olduğu yazıyordu. 5000 yıl geçmiş aradan. Bir şeyler değişmiş mi? Zaman zaman değişmiş. Özellikle peygamberler zamanında değişmiş. İşte Yusuf zamanında peygamberimiz... Abi sen Türkçe konuş, bak anlamıyorum ben seni. He. Sümerlere gittin, tamam. Yazıtlara gittin, tamam. Geldin Peygamber Efendimizin dönemine. Yani geçim sıkıntısı ya abi ilgili. Geçim sıkıntısı diyorsun. Şu anda o dönemde ne alakası var? Olmamış ama yani. Geçim sıkıntısının olmadığı kısa dönemleri altını çizerek tamam. Benim... Abi ne kadar gelirim var? Onu söyle. Benim 1800-1900, abarsan 2000 lira gelirim. 2000 lira. Evet. Çoluk çocuk, oo, kira. Hepsi var. Hepsi olmayan bir şey yok. 1800 lira nasıl geçiniyorsun? Geçinemiyoruz abi. Eş, dost yardım ediyor işte. Onların yardımıyla geçiniyoruz yani. Abi kaç para alman lazım? Benim tek başıma geçinmem için en az 4000 liramın olması lazım. Nereden bulacağız sana bu parayı? Sen bulmayacaksın. Ben de bulmayacağım. Bunu devlet bulmak zorunda. Ama ortadaki devlet bize değil, zenginlere para bulmakla görevli. Ne demek abi o? İşte dedim ya, 5000 yıl önceki düzen hala devam ediyor. Düzülen de aynı, düzen de aynı yani. Fark eden bir yani şey yok. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz? Ülkemizdeki ekonomik şartlar kötü mü? Bizim ülkemize tabi bir şey değil yani. Dünyanın sistemi bu şu anda. Bu sistemi değiştirmediğin sen sürece... Sen gittin şimdi çok global düşünüyorsun. Ama öyle yani. Tarihten başladın şimdi, abi. Gittin Afrika'ya. Şimdi global düşünmezsen sen tek başına bir şey ifade edemezsin ki. Abi bir vatandaşımızın, emeklimizin, işçimizin 4000 lira alabilmesi mevcut şartlar içerisinde mümkün mü? Tabii ki mümkün. Nereden getireceğiz sana bu parayı? Ortaköy'de Bebek'te oturan yalı sahiplerinin servetlerini halka dağıtırsan 14 bin lira da düşer adam başı yani. Ama orada bir... Abi adam zengin, çalışıyor, parası var, şeyi var. Herkes çalışıyor. Kim çalışmıyor? Sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum. Adam, abi bak. Tamam. Sümerlerden beri zengin de var, orta kesim de var, alt kesim de var ekonomik olarak. Olmadığı dönemleri söyledim ben sana da dikkat etmedin sen ona. Hı. Olmadığı dönemler var yani. İşte Yusuf gelmiş altı üst yapmış. Zenginleri aşağı, fakirleri yukarı mümkün çıkarmış. Mümkün mü abi? Hayal tabii bu. Ki. Hayır mı? Var yani tarihte. Niye hayal olsun? Tarihte var da nasıl olacak abi şimdi? Aynı zenginin malını getirip sana bana mı verecek? Ya gidip zorla alacağız. Abi olur mu öyle bir şey? Niye olmasın? Olmuş yani tarihte. Çözüm bu. Çözüm bu. Başka parası çözüm... olanın parayı alacağız. Kesinlikle. Tartışmasız yani. E nasıl olacak abi adamın sen... Tarihi incelersek özellikle peygamberler tarihini, bunların hepsi sosyal adaleti düzenleyen savaşlardır. Oradan kendimize ders çıkarıp tekrar aynısını yapabiliriz. Abi bak siyasetçiler bizi izliyor. Evet. Allah izlesin. Aşkına şu millet adına ne diyorsun onu söyle. Siyasetçilere mi diyorum, evet, millete siyasetçilere mi? Siyasetçilere. Yani bugünkü siyasetçilerin bu problemlere çözüm bulacağına inanmıyorum ben. Kim bulacak abi? Halk bulacak. Nasıl? Devrim yaparak. Ne devrimi? Halk devrim yapacak yani. Abi, demokrasi var, seçim var. Demokrasi bir aldatmacadır. Ahırda burjuvaların, mecliste burjuvaların ahırıdır. Oradakiler de onların hayvanlarıdır. Bu kadar yani. Halk böyle düşünüyor. Siyaset... Abi niye bu kadar sen tepkilisin? Niye bu kadar yani şimdi inancın yok? İnancını yitirmişsin. İnancım var yani. Hayır, inancım var. Halk eğer ayaklanırsa her şey düzelecek. Halk ayaklanmazsa, koyun gibi yatarsa... Millet de gelip onları sağıp sağıp gidecek yani. Seçim döneminde siyasetçileri görüyor musun hiç sokaklarda? Zaman zaman. Seçimden sonra? İmkansız bir şey. Neredeler? Bilmiyoruz onları. Onlara sormak lazım. Niye oy veriyorsun o zaman seçim dönemi geldiğinde? Ben oy vermiyorum ki. Kullanmıyorum oyu. Şimdi kime sorsak? Evet. Şikayetçi. Ben de diyorum ki kime oy veriyor tamam, kardeşim? İşte ben oy vermiyorum. Değişmeyeceğini bildiğim için oy gidip kullanmıyorum yani. Boşu boşuna şey yapmaya gerek yok. Kendimi de kandırıp onlara da gidip boşuna bir tane pusulayı çöpe atmayayım yani. Peki sana bir soru. Mehmetçik Suriye'de biliyorsun. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani bence bizim ülkemize direkt bir saldırı olmadan gitmemiz yanlıştı. Niye abi? Terör örgütü PKK dibimizde neredeyse devlet kurdu. İllegal bir yapılanmayla gidebilirdik eğer öyle bir şey varsa. Girip böyle resmi olarak Mehmetçi'yi göndermeye gerek yoktu. Bir örgütlenme yaparsın. IŞİD'e karşı sen de aşıtı kurarsın. Gider savaşır yani. Bu işler böyle oluyor. Abi söylediğin yer uzunluğu 500 kilometre, tamam, derinliği 30 kilometre olan yer. Öyle sokaktaki adamı tutup göndereceğin, orayı sokaktaki alacak bir yer değil ki yani. Tutmayacaksın ki sen ona Mehmetçik göre. Mehmetçik var zaten. Ne gerek var başkasına yani? Ona göre örgütleneceksin yani.
Ona göre bir sistem kuracaksın. Yani yanlış mı bu operasyon abi? Bence yanlış. Niye abi? Niye yanlış? Mehmetçik gitti. Ya zaman gelince göreceğiz neden. Şu anda erken söylemek için. Niçin? Sen geleceği görüyormuş gibi konuşuyorsun. Şimdi, anlat da biz de bilelim abi. Diyelim, aydınlanalım. Yani diyelim ki ne tehdidi vardı bize? Niye? Terör örgütü PKK orada kanton kurmuş, yok tamam. Devlet kurmuş. Bana ne yapmışsa yapmış, benim ülkemde oradan görürsün. Atıyor şeyi. Ne atıyor? Roket biz, atıyor. İşte biz de ona göre bir sistem kurardık. Bir terör bizimle ilgisi yok derdik. Biz küçükken bir film vardı, Görevimiz Tehlike diye. Görevlendirirdik, yakalanırsanız bizi ilgilendirmez. Abi dizi mi çekiyoruz ya, film mi yapıyoruz? Ama yok abi. Yani bunlar... Savaş bu savaş. Şimdi tamam. Adamlar şeyle ne onladı? En ağır silahlarla saldırıyor. Amerika da orada savaşıyor. Amerikan askeri var mı orada? Veya İsrail de orada savaşıyor. İsrail askeri var mı orada? Taşeronlar mı var? Tabii ki taşeronlar var. Biz de taşeron tutalım yani. Niye bizim çocuğumuz ölsün? Doğru mu? Doğru değil. Bana göre doğru yani. Çünkü Mehmetçik gitti, gereğini yapıyor. Ya ama niye yani, ben de taşeron tutayım. Bir tane yabancı bir örgüte vereyim parayı, gitsin benim adıma savaşsın. Benim oğlum niye ölsün? Ben evimi satar gönderirim. Ya Amerika 10 bin kilometre uzaktan geliyor. Tamam, Amerika gelmiyor bak. Ondan Amerika sonra bizim dibimizde. Amerika kimi örgütlemiş? Yine bu bölgedeki halkın çocuklarını örgütlemiş. İşin adında bir örgüt kurmuş. Bize karşı savaştırıyor, doğru mu? Biz de o aynı yöntemle onların silahıyla onları vurabilirdik yani.